biri de CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe. Yalçın Karatepe bir not gönderdi bize bu tartışmamız üzerine. Onu aktarmak istiyorum. Ayşegül de ekrana yazdı zaten. Diyor ki biz biraz önce bu borsanın düşmesi, doların rekor kırması, bu söylentiler nedeniyle mi yaşandı bu çalkantı geçen hafta? Bunu konuştuk ya. Yalçın Karatepe'nin değerlendirmesi şöyle. Mehmet Şimşek'in uyguladığı program ekonominin yavaşlaması üzerine kurulu. Mevcut veriler de bunu gösteriyor. Bir ekonomi yavaşlarken borsanın yükselmesi beklenmez. Çünkü o borsada işlem gören şirketleri o yavaşlayan ekonomide faaliyet gösteriyorlar. Ülkede manipülasyon var mı? Yapılıyor mu? Evet, yapılıyor. Ama son haftalarda borsada yaşanan geri çekilmenin nedeni uygulanan programdır. Vatandaşın harcama yapmasına imkan vermeyen ücret baskılamaları, kredi maliyetinin artırılması gibi kararlar borsa şirketlerinin ürettiği mal ve hizmetleri olan talebi düşürüyor. Bu da o şirketlerin gelecek dönem kar beklentilerini düşürüyor, böyle olunca borsa geriliyor. Şimdi bu gerilemenin gerçek nedenini gizlemeye çalışıyorlar. Mal bulmuş mağribi gibi Şimşek dedikodularına sorumluluğu yıkmaya çalışıyorlar. Yalçın Karatepe'nin değerlendirmesi böyle. Evet. Bir ekleme yapayım mı? Tabii ki, buyurun. Şöyle, bu tür durumlarda yani kemer sıkma, enflasyonla mücadelede kemer sıkma 2019'da da uygulandı. Hatta biraz daha sert uygulandı. Şimdi önümüzdeki dönemde dedim ya, Haziran ayı itibariyle talep gerilemesi yavaş yavaş başladı. Biz önümüzdeki aylarda neyi göreceğiz? Şirketlerin cirolarında yavaşlama göreceğiz. Şirketlerin finansman giderlerindeki artışı göreceğiz. Kar yapan şirketlerin zarar yaptığını göreceğiz. Bu aynı zamanda şirketlerin bir kısmının eleman çıkarmaya başladı zaten. Bir kısmı iflas edecek. Bu Concordato çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Bu yakında iflas süreci olarak gelmeye başlayacak. Esnaf da aynı şekilde buna ayak uyduracak. Yani 20 kişinin çalıştığı yerde 5 kişi başlayacak, işten çıkaracak. İşte bir 5 daha çıkaracak falan. 2019'da ne olmuştu? 2 milyon 252 bin mavi yakalı bir yıl içerisinde işini kaybetmişti. Tam bir yıl içerisinde 2 milyon 252 bin mavi yakalı. Şimdi ne olacak? 2024'ün ortasından 2026'nın başlarına kadar yaklaşık olarak benim beklentim 3 milyon civarında, en az 3 milyon civarında işini kaybedecekler. Mevcut durumda zaten 3 milyon 100 bin civarında işsiz var. Türkiye TÜİK hesabıyla bunu biraz örtecekler ama bugünkü hesapla söyleyeyim, yaklaşık olarak işsiz sayısı 6 milyon civarlarına çıkacak. Biz bunu kısmen 2019'da yaşadık. Yani 2 milyon 252 bin kişi işini kaybetti. Şimdi 3 milyon kişiyi geçecek bu. 2026 yılına kadar bu devam edecek. Kademeli şekilde peyderpey devam edecek. Cari açıktaki iyileşme dediler. Mesela cari açıktaki iyileşmenin neredeyse %90'ı enerji ve altın ticaretinden kaynaklanıyor. Yoksa yapısal olarak cari açıkta henüz bir iyileşme yok. Döviz girişi, carry trade gibi hassas, yurt içi döviz pozisyonu değişimi gibi hassas. Mesela bu haftanın kur maliyeti, döviz stoğuna maliyeti 7-8 milyar dolar eksilme oldu. Yani çok hassasız orada da. Dolayısıyla bu büyük bir sıkıntı olarak devam edecek. Şirketler zarar açıklamaya başlayacağı için. O dönemdeki işsizlikle bu dönemdeki, önümüzdeki dönem işsizliğinin de çok önemli farkı olacak. O zaman kredi destekleme fonuyla birçok işletmeler de desteklendi. İşsizlik şeyleri falan da fonlandı. Fonlandı. Evet. Yani. Evet. Ama şimdi onu yapacak durum da yok. Bu şey, bu bir maliyet. Bu maliyet niye yüksek? bir cümleyle bitireyim. Geçen yıl altılı masanın mesela çok güçlü bir ekonomi programı vardı. Ekonominin önemli bir kısmı güvene dayalıdır. Yani siz en doğruları yapsanız bile güven vermiyorsanız, güven sağlayamazsanız programınız başarıya ulaşmaz ki Mehmet Şimşek'in önünde çok büyük engeller var ayrıyetten. Güven haricinde de. Güven de olmadığı için maliyet mecburen yüksek olacak. Evet. Eğer güçlü bir ekonomi yönetimi olsaydı, geçen yıl altılı masayı söyledim. Defalarca o yüzden yazdığım için bunu söylüyorum. Biz 400 ile 600 bin kişi arasında işini kaybedenler olurdu. Sürede 6-8 ay olurdu, o kadar. O kadar. Yani şu anda çok, ben şeyi merak ediyorum. 2025'in ortaları, 2026'nın başları nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Şimdi ben birkaç örnek açıklama okuyacağım. Oradan o merakını gidiyorum.